Ben de. Teşekkür Sevgili ederim. izleyiciler, konumuz Mansur Yavaş'tı ama bazen biraz esnek davranmak iyi oluyor. Çünkü bu uzay konusu da siyasette ciddi bir polemik konusu. Hazır böyle açılmış tartışıyorlarken ben de o akışına bırakmak istedim. Çünkü Meral Akşener aslında bu uzay programına karşı çıktı, eleştirdi. Bir de başımıza uzay macerası çıktı. Yeryüzündeki her şeyi hallettiler, bir de uzaya gideceklermiş diye eleştirdi. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki, uzay misyonunu küçümseyenlere, aklınca alay edenlere de rastlıyoruz. Hatta biri çıkmış, her şey bitti, şimdi sıra uzaya mı geldi diyor. Tabii bunların böyle işlere vizyonu yetmez. Bunlar bırakın uzaya insan veya roket göndermeyi, gökyüzüne kağıttan uçak bile fırlatamaz. Esprili olduğu için gülümsedim, yanlış anlaşılmasın. Sevgili izleyiciler, Agahan Alçı'ya dönmeden size sormak istiyorum. Hazır açıldı, konuşalım biraz, farklılık olsun. Size göre Türkiye'nin uzay programı bir macera mı? Gerçekleşmesi imkansız bir vaat mi? Ruşen Gültekin'in az önce eleştirdiği gibi. Yoksa Mustafa Alıcı'nın söylediği gibi bir gereklilik mi? Bir vizyon mu? Hangisini düşünüyorsunuz? Açık ve net etiketiyle yazar mısınız Agahan Alçı? Şimdi ben iki tarafın birden anlaşılması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi bir vizyon olarak, bir gelecek hedefi olarak uzay çalışmalarını başlatmak, psikolojik olarak milli gururu yükseltmek adına güzel bir adım gibi görünüyor. Şimdi bunda şaşırtıcı bir şey yok. Bayraktar örneği Mustafa Bey'in verdiği çok önemli. Bakın Bayraktar hakikaten Türkiye'nin dünya çapında gururu haline geldi. Ben iki gün önce Ukrayna baş müzakerecisiyle bir röportaj yaptım. En fazla üzerine durduğu konu Ukrayna savaşında Bayraktarların verdiği destek. Oraya gittiğimde de bütün şey Poroshenko dahil herkes Bayraktar diyordu. Hatta Bayraktar şarkısı Ukrayna'da yeri göğü inletiyor. Ve birçok başka yerde de kullanılıyor. Bakın bu örnek güzel. Ama Türkiye'nin ekonomik olarak böyle bir dar boğaz yaşadığı bir süreçte bu tartışmanın yapılması muhalefetin haklı olarak eleştirilerine de yol açıyor. Bakın dünyada uzay çalışmaları ne zaman hareketlenmişti? Aslında bu kadar uzay meselesinde adım atılmasına Soğuk Savaş'a borçluyuz. Tabii, doğru. Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya birbiriyle rekabet etmek için ya 50'lerin sonlarından 70'lerin ortalarına kadar sürekli el artırdılar. İlkleri Rusya yaptı ama esas adımları hep Amerika Birleşik Devletleri attı. Ve bunlar dev bütçelerle yapılmıştı o dönem. Sonra ne oldu? Bakın sonra uzun bir süre poz tuşuna basıldı. Durdu yani uzay çalışmaları. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri petrol krizine takıldı. 78'de çok ciddi bir maddi darboğaz oldu. Sovyetler de çok ciddi ekonomik kriz içindeydi o dönem. Dolayısıyla yine ekonomi dünyada yükselen uzay çalışmalarına duraksatmıştı. Şimdi Türkiye'de tabii ekonomik olarak sıkıntı varken elbette ki uzay hedefi güzeldir. Hepimizin isteyeceği bir şeydir. Ama muhalefetin de ya kardeşim şimdi yani 7 liradan tabii 20 küsür liraya çıkmış benzin varken ki bu Türkiye'ye özgü değil benzin fiyatları, onu söyleyeyim. Bakın başka konularda Türkiye'nin ekonomik yönetiminden kaynaklı problemler var. Ama elektrik gibi benzin gibi konular global bir problem. Yani onu da bir kenara koyuyorum. Sadece uzaya değil. Her yapılana karşı çıkıyor. O ayrı çıkıyor. Bir tartışma. Her benim dediğim şey. Bir de bakın bir de işin esprili çıkıyor. Tarafını söyleyeyim. Enerji işlerine o karşı ayrı bir çıkıyor. Konu Mustafa. Onu da ayrıca bir konuşuruz. Bir dakika bir şey soracağım. Bir de işin esprili tarafı var. Türkiye'de kamuoyu uzay deyince Türkiye'ye özgü. Yani dünyayı kurtaran adam filmlerini hatırlar. Ya şu haberleşme uydularını incelesinler bir. Baksınlar Türkiye göndermiş. Bunu bir işbirliğiyle yapmış. Bunun yerli ve millisini yapmaya çalışıyor. Ben şimdi bakın, size bir soru soracağım. Bakın hedef olarak bunun doğru olduğunu düşünüyorum. Ama böyle bir süreçte o açıklama ikinci bunun tartışılmasına muhalefet tarafından eleştirilmesinin de doğal karşılanması İkinci kısmını ben Nagihan Hanım'ın bunu biraz daha farklı değerlendirmesini beklerdim. Şimdi dünyanın en zengin kişiler neyle uğraşıyor mesela, ismini söylemeyeyim, ne yapıyor? Bizim bu uyduların gönderilmesinde Türkiye kimle işbirliği yapıyor? Elon Musk. Nasıl yapıyor? Burada milyarlarca doları uzaydaki bu başarısıyla. Ben tekrar söyleyeyim. Ben bu hedef büyütmeyi Türkiye adına güzel, olumlu buluyorum ama bu kadar yani şu bu anda bir lüks değil, bu bir gereklilik Nagihan Hanım. Ekonomik problemler varken muhalefet de böyle bir süreçte ama bunu şöyle bakarsanız yani, çok haklısınız. Bu bir lüks bir şey değil, gereklilik. Türkiye'nin ecdadına yakışır. Yaptıklarını ya bu bugün teknolojiyi kullanarak yapması lazım. Ben dünyada böyle bir iddiayla çıkıyorum, tercihidir. Ruşen Bey'in söylediği yani olayın karikatürize edilmesi. Ruşen Bey'in söylediği doğru ya.